Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhakkı sallu alâ rasûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lalegül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, bir hadis-i şerif başlamıştık. Arşın altında gölgelenen 7 grup insan, o mahşer gününde, o hengamede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin çok özel olarak ağırlayacağı 7 grup insan vardı. Sev'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Hiçbir gölgenin olmadığı, Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda Mevla arşının gölgesinde 7 grup insan ağırlayacak. İşte bunlardan biri de ve kalbuhu muallakun bil mesacid, kalbi mescitlere bağlı olan kimse idi. Demek ki o kadar önemli bir amel, o kadar önemli faziletli bir ibadet ki 7 grup insandan bir gruba da bu kimseler girecek. İşte biz bundan bahsediyorduk. Yani arşın altında gölgelenecek 3. grup, gönlü, kalbi, mescitlere bağlı. Yani bir kandil gibi asılı adeta. Yani namazdan çıkıyor, aklı bir dahaki namazda, eli işte ama gönlü eşte. Yani el karda, gönül yarda, aklı, fikri hep nerede? Namazda, namaz vakitlerinde, camide. Dolayısıyla tabii bunu anlatırken burada aslında bahsedilen, anlatılan kimseler cemaatle namaz kılan kimseler, namazlarını mescitte kılan kimseler. Fakat şimdi her ne kadar %99'u Müslüman olan bir memleket desek de böyle bir tekelleme var ya, dilimize pelesenk etmişiz ama maalesef namaz kılma oranı %99 değil. Hatta o yapılan istatistiklere göre %70'lerin üzerinde namaz kılmayanların olduğu bir istatistik ortaya konmuştu mesela. Dolayısıyla hepimizin tabii etrafında namaz kılmayanlar vardır. Kimisi eşi, kimisi çocuğu, kimisi akrabası, kimisi yakını, komşusu. Görüştüğü, konuştuğu namaz kılmayan kimseler maalesef çoğunlukta olduğu bir ortamda da. Şimdi biz cemaatle namaz kılmayı anlatmadan önce bir namazı anlatalım dedik. İnsanları namaza teşvik edelim. Yani bir Müslümanın olmazsa olmazı olan bu namazı anlatmadan namaz kılmayanların başına gelecek olan musibetler, ona isabet edecek olan musibetler neler, bunları bilmeden Allah-u Teala Hazretleri namaz kılmayanlara nasıl gadab ettiğini, nasıl bir akıbetin beklediğini, dolayısıyla namaz kılanların mükafatlarını, namaz kılanlar karşısında namaz kılanları Mevlana ne kadar razı olduğunu, bunları anlatmadan, tadil erkandan, huşudan, huludan bahsetmeden de direkt cemaatle namaz kılma meselesine geçmeyelim dedik. Dolayısıyla aşağı yukarı 3 aydır da bu namaz meselesini anlatıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini anlattıktan sonra bir de tabii cemaatle namaz kılma hakkında da birkaç kelam edelim. Bir iki derste bu konuda yapalım diyoruz ve böylece ve kalbuhu muallakun bil mesacid, bu hadis-i şerifle alakalı inşallah sizlerle birlikte bir müzakere ve mütalaa yapmaya çalışalım. Evet, demek ki kalbuhu muallakun bil mesacid, kalbi mescitlere asılı, bir kandil gibi orada, gönlü orada. Her ne kadar bedeni başka yerde de olsa, işinde, gücünde, evinde, barkında da olsa aklı camide. Yani gözü ezanda, kulağı ezanda, gözü namazda. Demek ki böyle bir irtibat var. Demek gönlü orayla meşgul. Aklı, fikri ne yapıyor demek ki? camiyle, mescitle meşgul oluyor. Allah'ın eviyle gönül arasında bir irtibat varsa demek ki Allah ile de arasında bir irtibat var. Dolayısıyla işte böyle bir kimse de arşın altında ne yapacak? Gölgelenecek. Rabbim Celle Celaluhu bize de böyle bir gönül nasip eylesin. Çünkü bu gönül önemli. Yani neye meylin varsa, neye ilgin varsa, neye alakan varsa gönül hep nedir? Orayla irtibatlıdır, orayla alakalıdır. Yani çoğunun gönlü nereye bağlı? Mescide mi bağlı acaba? He? Acaba televizyona mı bağlı? Acaba dizilere mi bağlı? Acaba çeke mi, senede mi? Borsaya mı bağlı? Nereye bağlı? Aklı fikri nerede yani? Dolayısıyla yani bu 5 vakit namazı cemaatle camide kılmak, gönlünün orada bağlı olması, asılı olması ifadesine göre demek ki 5 vakit namazı mümkün mertebe ne yapacak? Camide kılacak, cemaatle kılacak. Öyle büyük bir ibadet ki demek ki arşın altında gölgelenecek 3. gruba dahil oluyor. Adil devlet reisinden sonra, gençliğini Allah yolunda geçiren kimseden sonra kalbi mescitlere bağlı olan kimse de demek ki arşın altında gölgelenecek. Demek ne kadar önemli bir ibadet olduğuna, faziletine, önemine de burada ne vardır? İşaret vardır. Evet, kalbi mescitlere bağlı. Yani ayağı camiden, cemaatten kesilmeyen, devamlı orayla meşgul olan, demek bir bağ var. Sevgi bağı, sevgiyle bağlı, muhabbetle bağlı, ilahi bir aşkla bağlı. Evet, yani namazını camide kılanlar, cemaatle kılanlar. Evet, cemaatle namaz kılmak da maalesef unutulan bir takım ibadetlerden oldu. Yani elbette Ramazan ayında camiler doluyor. Cuma namazlarında elbette elhamdülillah camiler doluyor. Ama bunun dışında camiler aynı şevki, aynı heyecanı camilerde bulamıyorsun. Yani Ramazan'da camiler belki ne kadar seviliyor, ne kadar mutlu oluyor. O mabetler nasıl doluyor taşıyor ama Ramazan bir bitiyor. Herkes adeta kaçarcasına camiden uzaklaşıyor. Bir daha Ramazan'da görüşmek ümidiyle dercesine, hadi bana eyvallah dercesine, adeta camiye, kürsüye, mihraba, caminin imamına el sallayarak kaçarcasına camiden böyle bir uzaklaşma durumu söz konusu oluyor. Çünkü hani cuma namazlarında da doluyor, cuma namazında dolu ama bir vakit sonra o camide o cemaati bulmayı boş ver. Bir saf acaba doluyor mu, dolmuyor mu? Dolayısıyla cemaatle namaz kılmak konusunda da demek ki gayri ciddi bir durumumuz var. Demek ki cemaatle namaz kılmak, kılmanın faziletini de, önemini de maalesef demek bilmiyoruz veya nedense bizi harekete geçirecek bir şekilde ciddiyetine, önemine demek ki vakıf olamıyoruz demektir. Evet. Çünkü bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii çok hadis-i şerifler var. Çok teşvikleri var. Çok sitemleri var hatta. Yani sahabe-i kiram döneminde cemaatle namaz kılmamak diye bir şey yok. Tabii zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam. İmam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müezzin Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında aşere-i mübeşşere var, Ehli Bedir var, Hudeybiye ehli var. Yani nasıl insanlar, nasıl bir cemaat. Dolayısıyla yani orada cemaatle namaz kılmamak diye bir şey zaten mümkün değil. Çünkü münafıklar bile namaza geliyor muydu? Geliyordu. Hatta yatsı namazına da geliyor, sabah namazına da geliyor. İnanmıyor. Münafık ne demek? Münafık aslında inanmıyor ama bir takım menfaatlerinden dolayı İslam güçlü olduğu için ben inanıyorum diyor. Ben de sizdenim diyor. O zaman öyle bir demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu dönem, hayatta olduğu dönem, asr-ı saadet dönemi. Yani sen hem Müslümanım diyeceksin hem de camiye gitmeyeceksin, öyle mi? Demek mümkün değil. Yani gitmese münafık gitmezdi camiye ama yatsı namazında da Resulullah'ın arkasında, sabah namazında da Resulullah'ın arkasında. Yani camiye gelmese niye gelmiyorsun ya, sen kafir mi oldun hani? Müslüman değil misin? Demek nasıl bir ortam var? Nasıl bir düşünce var? İnsanlar namazı camide kılmamayı, zaten cemaate katılmamayı böyle bir şey demek düşünmüyorlar. Münafık bile inanmadığı halde kim bilir ne kadar zor geliyor, değil mi? Yani inanan adama bile zor geliyor da. Yatsı namazını kılmak, sabah namazını kılmak, hele cemaate gitmek. He? Yani inanan adama bile zor geliyor da inanmayan adama zor gelmez mi ya? Adam inanmıyor, ahirete inanmıyor, hesaba kitaba inanmıyor. He? Ama ne yapıyor? Korkudan, bir takım menfaatleri elden çıkar efendim endişesinden adam ne yapıyor? Mecburen namaza geliyor yani. İnanmadığı halde. Evet. Yani sahabe döneminde böyle. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki ne yapıyor? Cemaatle alakalı hadis-i şerifleri bizlere bildiriyor ki demek kıyamete kadar gelecek olan ümmetlerinin durumunun farkında, bir gün gelecek yani ümmeti namaz kılanlar bile azalacak. Namaz kılanlar efendim kılsa dahi cemaate iştirak etmeyi terk edecek. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz mahiyetinde, uyarı mahiyetinde ne yaptı? Bizlere pek çok efendim hadis-i şerifler beyan buyurdu. Çünkü yani şöyle düşünmek lazım. Cemaate gitmek derken camiye gitmek. Cami hani hepimizin efendim dilimizde söylediğimiz bir şey var yani. Cami Allah'ın evidir diyoruz, değil mi? Camiler Allah'ın evleridir. Mabetler, camiler Allah'ın evleridir. E peki madem Allah'ın evi, davet eden kim? Allah Celle Celaluhu. Ezanlar, evet ezanı müezzin okuyor ama ne yapıyor? Allah'ın evine davet ediyor. O Allah'ın huzuruna bir davetçi. Hayyâle salah derken, hayyâlel felah derken, haydin salaha, haydin namaza, haydin felaha. Haydin felaha derken, yani şu memlekette değil mi? Türkçe ezanlar okutulmuş. 18 sene Türkçe ezanlar okutuldu. Bakın ezanı Türkçeleştiriyorlar ama haydin felaha, o felahı Türkçeleştirmiyorlar. Haydin namaza, haydin felaha. Felah ne? Kurtuluş. Haydin kurtuluşa. Onu söylemiyorlar bak. Yani ezan Türkçeleştiriliyor ama insanları ayıktıracak, insanları uyandıracak, gerçekten namazın, cemaatin, caminin insanı kurtuluşa davet ettiği anlaşılacak diye adamlar orayı ne yapmamışlar? Türkçeleştirmemişler. Haydin kurtuluşa değil de haydin felaha diyor. Geri kalanı da Türkçe söylüyor. O da ayrı dava. Ha tabii ezan nedir? Ezan Müslümanların evrensel dilidir. Ezan Müslümanların evrensel dilidir. Yani kendi dilinde okunsa olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Gittiğin yerde ezanı duyduğun zaman sen efendim hangi dili bilirsen bil, hangi ırka mensup olursan ol, hangi memleketten olursan ol, ezanı duydun mu herkes anlar mı? Elbette. Çanakkale Savaşı'nda İngiliz'in oyununu bozan ne? Ezan değil mi? Ta efendim Nepal'den, şuradan buradan, siyahi Afrika ülkelerinden yani Müslüman ülkelerden de topladıklarını halifenin cihat emri var diye getirdiler Çanakkale'de Müslümanların yani Osmanlı o Necip ecdadımızın ordusunun karşısına dikmediler mi? Diktiler. Ama ne zaman ezan vakti geldi, ezan-ı Muhammediye okundu ve namazlar kılınırken karşıdaki efendim gelenler anladılar ki eyvah dediler bizi oyuna getirmişler. Karşımızdakiler de Müslüman bizim kardeşlerimiz dediler ve ne yaptılar? İltihak ettiler, intibak ettiler ama bir kısmı da bu esnada tabii şehit oldu. Efendim ve oyunu bozan ne oldu? Ezan oldu. Ezan-ı Muhammediye oldu. Çünkü o ezanı nerede olursan ol, hangi dili bilirsen bil, İngilizsin, Fransızsın, Romensin, İtalyansın fark etmez. Ezan-ı Muhammediye'yi herkes biliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğin zaman nasıl ki bu Allah'ın selamıdır, Allahu Ekber, Allahu Ekber dendiği zaman işte bu lafızlarla söylenen ezanda nedir? Allah'a davettir. Ya, çünkü bu efendim sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında efendim rüya ile sabit olmuş. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh birkaç sahabe-i kiram daha efendim rüyalarında gördüler ve böylece ne yapıldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik edildi, kabul edildi. Efendim bütün ashab bu konuda icma etti ve asırlardır bu gelenek böylece geliyor. Rabbim Celle Celaluhu bundan sonra da böyle devam etmesin, nasip eylesin. Rabbim ezanlarımızı dindirmesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin. Şu cennet vatanda bu Necip milleti Rabbim ilelebet payidar eylesin. Muzaffer ordumuzu da, sınır ötesi operasyonlarda, efendim Afrin, Münbiç ve diğer bölgelerde yapacakları ne kadar operasyonlar varsa Rabbim hepsini efendim hepsinde muzaffer eylesin, galip eylesin. Onları görünmez manevi zırhlarla ordumuzu muhafaza eylesin inşallah. Attıklarını vurdursun, hedeflerini tuttursun, planlarını uygulatsın ve sınırlarımız tamamen güvenlik altına alınıncaya kadar da operasyonların başarılı bir şekilde devamını Rabbim nasip eylesin. Teröristleri, düşmanlarımızı, din, mukaddesat, vatan düşmanlarında Rabbim kahreylesin. Onları tarumar eylesin, onları birbirlerine düşürsün. Onları birbirlerine kırdırsın. Bizleri de Rabbim aralarından salimen, galiben muzaffer eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, ezan-ı Muhammediye aslında nedir? Allah'ın davetidir. Müezzin Allah'ın evine insanları ne yapıyor? Davet ediyor. Yani şimdi seni sevdiğin bir kimse, hatırı olan bir kimse seni davet etse, evine davet etse, bir efendim meclisine davet etse, ne yaparsın? Gider misin? Elbette gidersin. Gidersin. Ha bir işin var, bir mazeretin var. Hakikaten efendim gidemedin. O zaman ne yaparsın? Bir dahaki davette mutlaka gider. Bir önceki gelemeyişinin özrünü de ne yaparsın? Bildirirsin. Niye böyle yapıyorsun? Hatırı var. Yani hatırı var. Gönül koyar sonra. He? Aramızda böyle bir irtibat var, dostluk var. Şimdi gitmeden olur mu? Davet etmiş. Ha, peki yani senin dostlarının bir hatırı var da görüştüğün konuştuğun insanların efendim bir hatırı var, davetlerine icabet etmezsen kırılırlar diye gidiyorsun da Allah'ın hatırı yok mu? Kainatın Rabbinin Haliki olan, bizlere hayat bahşeden, hidayet lütfeden, bizlere bu kadar nimetleri ikram eden ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha, Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor Mevla. Evet. Hem adet olarak sayamayız hem de ne kadar nimet var hakikaten bilmiyoruz ya. Üzerimizdeki, vücudumuzdaki sıhhat, afiyetle alakalı verdiği nimetlerinden bile, onları bile bilmekten, saymaktan aciz olan insan Allah'ın huzuruna, Allah'ın davetine icabet etmemesi ya hiç uygun değil. Mevla'nın hatırı yok mu? Dolayısıyla işte olaya aslında böyle bakmak lazım. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Evet, dinin temeli. Dolayısıyla ona icabet etmek de o dinin temelini ne yapmak? Güçlendirmek, kuvvetlendirmek demek oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, yani bir yakının davet edince gidiyorsun veya askerde. Yani komutan seni çağıracak, gitmeyeceksin. Veya efendime söyleyeyim, İçtimaya çağrılacak, içtima borusu ötecek, sen ne yapmayacaksın? İştirak etmeyeceksin. Yani böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla ezan okunduğunda da bizi çağıran kim? Aslında kumandanı akdes olan, ezel ve ebed sultanı olan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Evet, bizleri huzuruna çağırıyor. Rabbim Celle Celaluhu her davete zevkle, şevkle, coşkuyla koşarak iştirak etmek Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir keresinde baktı cemaatten birisi yok. Bir vakit namaz, sabah olabilir, öğlen olabilir. Tabi Hazreti Ömer halife-i müminin, halife ne yapıyor? Geçiyor, namaz kıldırıyor. Dolayısıyla şöyle döndü, baktı. Yani İmam Efendi hani namaz, tekbir almadan, namaza durmadan önce şöyle bir döner. Saflar sık ve düzenli, ayak uçlarımız aynı hizada olsun. Boş yerler kalmasın, safları dolduralım, sıklaştıralım der ya. Allah'ın rahmeti üzerine olsun der ve namaza durur ya. İşte orada birini göremedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Demek ki gözü aşina olmuş. Demek ki baktığı zaman cemaatini tanıyor. Nasıl ki efendime söyleyeyim bir esnaf müşterisini çok iyi tanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh tanıyor cemaati. Baktı ki biri yok. Dolayısıyla daha sonra onu çağırttı. Dedi bir çağırın bakalım, yani belki hastadır, değildir, gelmemiş, niçin, bir derdi mi var, sıkıntısı mı var? Neyse çağırdılar, o da koşarak geldi mübarek. Koşarak geldi, nefes nefese kalmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi, hayırdır ya, niçin böyle nefes nefese kalmışsın, koşarak geldin? Ne demek ya emirül müminin? Müminlerin halifesi beni çağıracak da koşmayacağım öyle mi? Vallahi iki elim kanda olsa siz yeter ki çağırın, koşarak gelirim dedi. Öyle deyince dedi ki, namaz için çağıran dedi. He? Benden aşağı mıydı? Haşa ve kella. Etten kemikten senin gibi bir insan seni çağırıyor da koşarak geliyorsun, halife-i müminin çağırdı diyorsun da kainatın Rabbi seni davet etti, niye gelmedin diyor. Hazreti Ömer'i görüyor musun? Nasıl şuurlandırıyor? Nasıl takip ediyor? Çünkü gün geçtikçe cemaat artıyor, Müslümanlar artıyor. Her bir tarafa, değişik kıtalara yayılıyor. Dolayısıyla cemaat de kalabalıklaşıyor. Ama o ne yapıyor? Ümmetin çobanı olarak işi sıkı tutuyor. Daha o günden bu iş gevşerse efendim ileride ne olacak? Onun için işi sıkı tutuyor ve böylece uyarıyor. Ona söylüyor ama kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara adeta bir ibret olacak, ders olacak bir efendim misal vermiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, dolayısıyla yani bu Hazreti Ömer radıyallahu anh ifadesinden yola çıkarak hani dedik ya, bayram namazlarında doluyor, cumaları doluyor, efendime söyleyeyim Ramazanlarda doluyor. O zaman şimdi yani Ramazan'da davet eden Allah da, Şevval ayında davet eden Allah değil mi? Cuma namazına davet eden Allah, ikindiye davet eden Allah değil mi? Ya, işte böyle düşünmek lazım ve cemaat alışkanlıklarımızı artırmamız lazım. Yani bazen hakikaten olabilir. Efendim mazeretin olur, işin olur, gücün olur. İki ayağın bir pabuca girmiş olursun. Yani yolda olursun, müsait değilsindir vesaire. Tabii namazı kılmaktan bahsetmiyoruz bak şimdi. Yani o konuları zaten işledik. Yani namaz kılmamanın çaresi yok artık. Namaz kılmamanın çaresi, mazereti kesinlikle yok. Ha, biz şimdi neden bahsediyoruz? Cemaatle namazdan bahsediyoruz. Camide namaz kılmaktan bahsediyoruz. Ve kalbuhu muallakun bil mesacid. Kalbi mescitlere bağlı olan, o arşın altında gölgelenecek olan o kıymetli efendim ameli işleyen kimseden bahsediyoruz. Dolayısıyla demek ki camide kılma alışkanlığı da kazanmak lazım. Rabbim hepimize, erkekler için bahsediyorum, bu alışkanlığı kazanmak nasip eylesin. Şimdi tabii kadınları da camiye davet ediyor mu bazı hoca efendiler? Evet. Ama biz de diyoruz ki önce siz gelin bir. Önce bir siz gelin de televizyonlardan ahkam kesmesi kolay oluyor. Efendim bir cemaat sizi görsün. Öyle adamlar var, yıllardır televizyonda dır dır konuşuyor. Her konuda ahkam kesiyor ama daha bulunduğu mahallenin camisinde bir kere namaz kılmamış adam. Kendi bulunduğu muhitin camisindeki cemaat adamı tanımıyor. Ya. Evet, böyle kimseler de var. Onun için önce biz onları davet edelim, buyursunlar. Tabii aslında ezan okunduğunda, yani büyüklerin adeti nasıl? Aslında ezan okunduğunda ne yapıyorlar onlar? Efendim, camide oluyorlar. Ezan okunduğunda camide bulunuyorlar. Yani Mevla Teala ezanla, ey kullarım huzuruma gelin, sizi davet ediyorum, mabede gelin, evime gelin dediği zaman sanki onlar ne diyorlar? Buradayız ya Rabbi. Biz geldik ya Rabbi. Hani efendim hoca, öğretmen yoklama alır. İsimler okunur, burada, burada, buradayım. Ha, yoklama yapılıyor, sen yoksun, ders başlamış, kapı çalındı. Kim o? İşte benim. Yani bu biraz yaramaz öğrenci. Belki çok önemli mazereti olabilir tabii ama ders başlamış, yoklama olmuş. Belki de oraya yok yazılmış. Ne yapıyor? Ondan sonra geliyor. Dolayısıyla derse vaktinde demek girmek lazım. Derse vaktinde giren talebe gibi olmak lazım. Onu da yapamadın. Ezan okunduğu zaman ne yapmak lazım? Hemen camilere demek ki sahi etmek lazım. Said bin Müseyyep rahmetullahi aleyh diyor ki 20 senedir diyor ezandan evvel mutlaka camide bulundum diyor. Allah Allah. Görüyor musun? 20 sene sıralı 5 vakit. Ezandan önce camideydim ben diyor. Yani şimdi bu insanlara baktığımız zaman değil mi? Aynı dinle biz de mükellefiz. Allah neyi emretmiş, neyi yasaklamışsa onlara da aynı, bize de aynı. Demek nasıl bir meşguliyetleri var? Demek ki nasıl hayatlarını tanzim etmişler? Demek işlerini, güçlerini, sosyal ilişkilerini, akraba görüşmelerini, bütün dünyevi alakalarını, irtibatlarını demek ki öyle bir ayarlamışlar ki, öyle bir hale getirmişler ki ne yapıyorlar? Namazlarını cemaatle kılıyorlar. Bir de onu da bırak, 20 sene ezan okunduğu zaman ben camideydim diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, tabii bu insanlar demek ki arşın altında gölgelenecek o 7 grup insandan bir gruba dahil olacak bahtiyar insanlar. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İlâ kâne yevmül kıyameti. Kıyamet günü olduğu zaman, kıyamet günü yahşurullahu kavmen. Allah, yahşurullah, Mevla haşredecek. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri mahşere çıkaracak. Bütün insanları çıkaracak da burada bir kavimden bahsediyor. Yahşurullahu kavmen. Allah bir kavmi haşredecek, mahşere çıkaracak ki vucuhuhum kel kevakib. Onların yüzleri yıldızlar gibi. Yani yıldızlar karanlıkta nasıl parlıyorlarsa, ışıl ışıl parlıyorlarsa, işte bazı kimselerin yüzleri o kıyamet günü yıldızlar gibi parlayacak, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَ. Melekler onlara diyecekler ki مَا اَعْمَالُكُمْ. Yani sizin amelleriniz neydi? Yani hangi amelleri yaptınız ki yüzleriniz böylesine parıldıyor diye soruyorlar. فَيَقُولُونَ. O kimseler de cevaben diyecekler ki كُنَّا اِذَا سَمِعْنَا الْاَذَانِ. كُنَّا biz idik, اِذَا سَمِعْنَا الْاَذَانِ. Ezanı işittiğimiz zaman kumna ile tahareti vel vudu, hemen kalkardık, temizlenirdik ve abdest alırdık. Ezan okunuyor mu? Hemen. Kalkıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz, üstümüzü, başımızı, abdestimizi alırdık. Ve la neştegilü bi gayrihi, ve başka bir şeyle de meşgul olmazdık. Yani ezan başladı mı artık bizim meşgalemiz bitiyor. Çoluk, çocuk, iş, güç, ticaret, alışveriş, hiçbir meşgale yok. Sadece ne yapıyoruz? Ezan okunuyor, tamam. Ne olacak? Namaz kılınacak. Camiye gidilecek. Hemen kalkıyor, temizliğini yapıyor. Hemen kalkıyor, abdestini alıyor. İşte yüzleri yıldız gibi parlayan o kavim, bu kavim. O insanlar böyle insanlar olacak. Öyle artık ezan okunmuş. Neyle meşgul oluyorsun? Yapacağın işi bir 15 dakika sonra yap. Zaten senin gözün saatte olursa, kulağın ezanda olursa zaten işini namazına göre ne yaparsın? Tanzim edersin, ayarlarsın, ona göre hareket edersin. Hadis-i şerif devam ediyor. Demek ki yüzleri yıldızlar gibi parlayan kimseler ezan okunduğu zaman kalkıp temizliğini yapan, abdestini alan ve başka hiçbir şeyle meşgul olmayan kimseler. Ve kavmen vucuhuhum keşşems. Mevla bir kavmi daha mahşere çıkaracak ki vücuhuhum, onların yüzleri keşşemsi, güneş gibi. Bir başka rivayette ev kel kamer, veya ay gibi. Yani yıldızlardan daha parlak. Allah-u Teala bir gene grubu, bir kavmi, bir milleti, millet derken filan milletten olarak değil, amel olarak, ibadet ve taat olarak bir grup kimseyi demek Mevla mahşer gününde ne yapacak? Onları çıkaracak. Onların da yüzleri ay gibi parlıyor veya dolunay gibi parlıyor. Güneş gibi veya ay gibi parlıyor. Feyakulune, diyecekler ki onlar ba'de suali, meleklerin sualinden sonra melekler onlara da soracak. Sizin ameliniz neydi? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Yani bu fazilete ermek için güneş gibi parlıyorsunuz ya. Ay gibi parlıyorsunuz ya. Hangi ameli yaptınız? Hangi amel sebebiyle bu fazilete nail oldunuz? Sualinden sonra Onlar diyecekler ki kunna nesma'un nida'a fil mescid. Kunna biz idik nesma'un nida'a. Ezanı işittiğimiz zaman fil mescid mescitte idik. Bunlar kimmiş? Ezanı işittikleri zaman. Yani ezan başladı mı? Nerede bunlar? Bunlar mescitte. Fil mescid mescidin içinde. Bunlar onlardan bak öndeler. Onlar ezanı duyuyor, hazırlığa başlıyor. O güzel mi? Çok güzel. Ama daha güzeli ezan okunduğu zaman camide olan. Hani dedik ya, yoklama yapılıyor. Neredesin? Geliyorum ya Rabbi. Hemen geliyorum, hazırlanıyorum, abdest alıyorum. Yoldayım ya Rabbi. Aferin kulum, tamam. Ezan okunuyor. Efendim, yani yoklama yapılıyor. Neredesin bakalım? Buradayım ya Rabbi. Geldim. Geldim ya Rabbi. Mabetteyim, evindeyim, huzurundayım Allah'ım. İşte bunların da ahirette yüzleri güneş gibi parlayacak veya ay gibi parlayacak. Rabbim Celle Celaluhu bu faziletlere efendim şu dünyada o salih amelleri yaparak ulaşmak, kavuşmak nasip eylesin. Rabbim cümlemize ibadetin tadını, imanın halavetini ikram eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, konumuza devam edeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız inşallah. Evet muhterem izleyenlerim, kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Cemaatle namaz kılmaktan bahsediyorduk. Cemaatlere iştirak etmekten bahsediyorduk. Tabii cemaate iştirak etmenin, cemaatle namaz kılmanın elbette çok daha fazileti var. Elbette sevabı, ecri çok daha fazla. Hatta atılan her adım dahi, yani camiye giderken attığın her adım ne yapılıyor? Sayılıyor. Her adıma bir sevap var. Bakın bir ayeti kerimede Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu Estağfirullah. İnna nahnu nuhyil mevta. Muhakkak ölüleri ancak biz diriltiriz buyuruyor. Ve nektubu ma kaddamu ve atharahum. Ha ve nektubu ve efendim yazarız ma kaddamu önden gönderdiklerini, yani kullarımızın önden gönderdikleri derken dünyadayken yaptığı amelleri, ibadetleri, taatleri onları yazarız ve atharahum. Ve atharahum yani adımlarını da yazıyoruz diyor Mevla. Onların adımlarını da. Burada hangi adımlar? Cemaat yolundaki adımlar da yazılıyor mu? Elbette yazılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fekale buyurdu. İnnehu tüktebu atharakum. Muhakkak adımlarınız yazılmaktadır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar hep ne yapıyor? Efendim deftere geçiyor. Amel defterine yazılıyor. Nasıl yazılıyor? Her adıma ne kadar sevap var? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte buyurdu. İlâ tevaddâle abdü. Kul abdest aldı. Efendim. Sümme sonra haraca ilel mescid. Mescide çıktı. Yani kul abdest alıp mescide çıktığı zaman ne yapacak? Yürüyecek, adım atacak. Ha, keteballahu azze ve celle. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri lehu bi kulli hatvetin haseneten. Keteballahu Allah yazar azze ve celle lehu bi kulli hatvetin. Her bir adımına, o kimsenin her bir adımına ne yazıyor? Haseneten. Bir hasene. Bir adım attın, bir hasene yazdı. Bitmedi. Ve meha anhu seyyeten. Ve ne yapıyor? Bir günahında mahvediyor, siliyor. Ve rafa'a lehu dereceten bir derecesini de arttırıyor. Yani sen camiye giderken adım atıyorsun ya, her attığın adımda bir hasene yazılıyor. Yani bir günahın siliniyor, bir derecen artıyor. Artık kaç adım attıysan, işte bu kadar derecen artacak, sevabın artacak ve günahın silinecek. Ve bunu günde 5 defa yapıyorsun ve bunda ömür boyu yapıyorsun. Ne yapıyor seni? Tertemiz yapıyor. Ne günah bırakır, ne hata bırakır, efendim, ne de amel defterinde bir tane leke bırakır. Tertemiz yapar. Sevabını da arttırır, dereceni de arttırır. Demek ki camilere giderken, mescide giderken, cemaatle namaz kılmak için attığın adımlarda ne oluyor? Hepsi yazılıyor. Hiçbiri demek ki boşa gitmiyor, hiçbiri zayi olmuyor. Kim ne yapıyorsa yazılıyor muhterem kardeşlerim. Ya, camiye giden yazılıyor da, camiye adım atarken yazılıyor da, kahveye attığın adımlar yazılmıyor mu? Meyhaneye giderken attığın adımlar, o dönen tekerler yazılmıyor mu? Nereye gidersen git, hayra mı gidiyorsun, şerre mi gidiyorsun? Allah'ın razı olduğu adrese mi gidiyorsun, Mevla'nın razı olmadığı adreslere mi gidiyorsun? Hepsi bunların yazılıyor ve karşımıza çıkacak. Ya. Onun için camilere çok adım atmak lazım. Camilere iştirak etmek lazım. Kahvelerde, meyhanelerde, yanlış adreslerde, işlet masalarında ne işimiz var? Biz Müslüman değil miyiz? Şu 3 günlük dünya diyoruz. İmtihan dünyası diyoruz. Bu imtihan dünyasını kazanamadan bir daha geri dönüş yok. Bir daha dünyaya geliş yok. Bir kere geldik, gideceğiz. İşte hepsi bu. Onun için madem bir kurşunumuz var, öyle bir atalım ki 12'den vuralım ya. Kahvede tanımayan yok, meyhanede tanımayan yok, camide seni tanıyan yok. Nasıl olacak? Camiye de yakın bir yerde oturuyorsun ama camideki cemaat seni tanımıyor mesela. Böyle insanlar var mı? Çok. Çok böyle insanlar. Ondan sonra vefat edince de camiye gelecek. Merhumu nasıl bilirdiniz? Herkes birbirine soruyor. Kim bu? Filanca. Allah Allah. Kim ya? Tanımıyor cami cemaati. Niye? Gelmemiş ki adam. Adam camiye gelmemiş kardeşim. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Ama camiye gelen bir adam. Mesela bir adam camiye görüyorsun. Caminin cemaatinden bu adam. Ve bu adam diyelim vefat etti. Ve musalla taşına geldi. Bu adama dedikleri zaman nasıl bilirdiniz? İmanlı mıydı, imansız mıydı? İmanlı bilirdik diyebilir misin? Elbette. Elbette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? İzâ ra'aytumur racule ya'tâdül mescid. İzâ ra'aytum gördüğünüz zaman er-racule bir adamı, bir kimseyi gördüğünüz zaman ya'tâdül mescid yani camiye devam eden birini gördüğünüz zaman feşhedû lehu bil iman onun imanına şahitlik ediniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayattayken de şahitlik yaparsın. Öldükten sonra da imanlıydı yani. Çok faziletli, çok ahlaklı adam, dürüst adam. O ayrı bir konu. Camiye gelir namazını kılar ama başka hatalar da belki olabilir. Bu mevzuları konuşmuştuk. Onun için namazını düzgün kılması lazım ki namaz onu düzeltsin, eksiklerini, noksanları tamamlasın. O ayrı bir konu. Ama imanlı mı? İmanlı diye şehadet edebiliriz. Ama hiç camiye gelmemiş, cemaat tanımıyor. Kim bu adam? Adam birini getirmişler camiye. Cenazesi kılınacak. Neyse, İmam Efendi sormuş. Merhumu nasıl bilirdiniz demiş. Cami cemaati tanımıyor. Birbirine bakarken oradan biri kalkmış. Demiş ki rahmetli çok iyi adamdı demiş. Tanıyor musun? Evet demiş. Her akşam meyhanede beraber içerdik. Hep hesapları bu öderdi. Çok iyi adamdı. Yerini kim dolduracak acaba demiş. Ne oldu şimdi? Ya şarapçının şahidi şıracı kabilinden böyle bir adamın şehadeti de ne yapar adamı batırır be. Seni camide bu kadar sene bu mahallede oturdun da şu camiden bir kişi seni tanımıyor da meyhaneden tanıyor bir de şahitlik yapıyor. Ya işte böyle bir adamın akıbetini de sen düşün. Onun için kıymetli kardeşlerim bir ayağımız camide olmalı. Cami cemaati seni tanısın. Caminin imamıyla tanış. Caminin müezziniyle tanış. Görüş, konuş. Evet. Allah'ın evleri, Allah'ın mabetleri. Oraya gideceğiz. Allah'ın huzuruna çıkacağız. 5 vakit oraya gidemeyebilirsin icabında. İşin, gücün, bir takım şeylerin vardır. İş yerin filan yerdedir. Orada da bir cami elbette var. Bu sefer orada kılarsın. Gittiğin yerde de kılarsın. Biz de mesela diyelim ki sohbetlerimiz oluyor, iştirak ediyorsun. Ne yapıyorsun? Gittiğin yerde veya yolda giderken nerede ezan? Hemen orada namazı kılıyorsun ve yoluna ne yapıyorsun? Devam ediyorsun yani. Evet. Onun için böyle bir alışkanlık kazanmamız lazım. Peki camiden başka hiçbir yerde mi namaz olmaz hoca efendi? Olmaz olur mu? Namaz her yerde kılınabilir. Namaz her yerde kılabilirsin. Evet, yani bizim cemaatle namazdan bahsettiğimiz için cami diyoruz. Yoksa elhamdülillah bu ümmete çok kolaylıklar da sağlanmıştır yani. Ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. "Yutitu hamsen lem yutahunne ahadun kabli." Bana 5 şey verildi ki benden önce hiçbir kimseye, hiçbir peygambere verilmedi. Ha, hiçbir peygambere verilmedi deyince bakın şimdi buradaki bir tanesi de ne? "Recu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran." Arz bana mescit kılındı. Küllü ardın mescit. Bütün arz mescit. Ve tahuran ve efendim temiz ve temizleyici kılındı. Sen namazını ne yapacaksın? Kılacaksın. Seccadeni ser. İstediğin yerde. Yolda gidiyorsun. Baktın namaz vakti girdi. Veya geçecek. Cami denk gelmedi. Bir yer denk gelmedi. Çek kenara. Seccadeni ser. Namazını kıl. Seccaden yok. Yerde kılabilirsin. Yeter ki efendim hani hadesten taharet, necasetten taharet. Bu da nedir? Namazın farzlarındandır. Dolayısıyla hadesten taharet abdestini alırsın. Necasetten taharet eğer orada efendim namaz kılmana mani olacak veya diyelim bir necaset varsa onu da temizlersin ve ne yaparsın? Namazını kıbleyi tayin edip kılarsın. Her yerde kılabilirsin. Orada da cemaat yapabilir misin? Tabii ki. Bayırda, çayırda, piknikte bir yerlere gittin. Efendime söyleyeyim dostlar meclisinde oturdun, konuştun, sohbet ettin. Hadi namaz vakti geldi. Teberruken bir ezan okunur. Hemen orada cemaat yapılır ve namaz efendim kılınabilir. Yani bu ümmete verilen haselerden biri bu. Eski ümmetlerde demek yok bak. Çünkü benden önce hiçbir kimseye verilmeyen 5 şey verildi buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesi de bu. Eski ümmetler var ya ne yapacak? İlla mescitte kılacak. Başka yerde kılamaz. Evinde kılamaz. Hele yatağın başında patküt patküt pijamayla kılıp cumburlop tekrar yatağa. He? Böyle bir şey yok. İlla mescide gidecektin evvelki ümmetlerde. Ya nasılmış görüyor musun? Şimdi günah işliyorsun, isyana bulaşıyorsun, hasbel kader diyelim bir hatan oldu. Hemen ne yapıyorsun? Ya Rabbi ne olur affet diyorsun, tevbe ediyorsun. Mevla affediyor. Ettaibu minedden bi kemellâden bele. Günahından tevbeden hiç günah işlememiş gibidir. Ama eski ümmetlerde öyle mi? Değildi. Ya öyle değil. Adam akşam günah işliyor, isyan ediyor. Yaptığı melanet neyse sabah bir de bakıyorsun kapısına yazılmış. İlahi bir efendim yazıyla, kalemle yazılmış. Bu adam filan yerde kumar oynadı, içki içti, zina etti, şunu yaptı, bunu yaptı. Ve herkes görüyor. Herkese ifşa oluyor. Ya bu ümmette öyle mi? Akşam neredeydin? Ne yaptın, ne ettin, kim biliyor? Eğer bir hata, bir günah, gizli de yapmışsan mesela, Allah ifşa ediyor mu onu? Etmiyor. Yeter ki tevbe et. Tevbe edersen, Allah o yaptığın yerlere de günahı unutturacak, ahirette o meydana çıkmayacak. Bu ümmete verilen, efendim faziletlerden biri de, nimetlerden biri de bu işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine verilen. Ve eski ümmetlerde mesela şimdi diyelim cübben, elbisen bir necaset bulaşsa ne yapıyorsun? Yıkıyorsun. Yıkadığın zaman temizleniyor ve o elbiseyle tekrar ibadetini yapabiliyorsun. Ama eski ümmetlerde öyle değil. Diyelim buraya bir necaset bulaştı, burayı kesmesi lazım. Yıkamayla olmuyor mesela. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu ümmete bir takım kolaylıklar sağladı. Bir takım nimetler lütfetti. İşte bunlardan biri de bu. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden Resulullah buyuruyor. Arz, yeryüzü bana mescit kılındı. Yani her yerde kılabilirsin. Her yerde namazını kılabilirsin. Havaalanındasın, efendime söyleyeyim içeridesin. Birazdan uçak kalkacak. Efendim mescit bulma imkanın yok. Ne yapacağız? Hemen orada ser cübbeni veya temiz bir yer bul, kıbleye dön, namazını kıl, kılabilirsin yani. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle bir efendim lütufta bulundu, böyle bir nimet bu ümmete lütfetti. Efendim işte dağdayız, bayırdayız, çayırdayız, su yok. Ne yapacağız? Abdest almak lazım. Mevla buyurdu ki, Estağfirullah, fe in lem tecidü mâen فَتَيَمَّمُوا سَعِدًا طَيِّبًا. Eğer su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin buyuruyor. Teyemmüm ediyorsun. Teyemmüm ettiğin zaman da ne oluyor? Abdest aldığın zaman yaptığın bütün amelleri yapabiliyorsun. Teyemmümde nedir? Abdesttir. Namazını kılarsın, Kur'an-ı Kerim okursun. He? Abdesti bozan şeyler ne yapar? Teyemmümü de bozar. Ha, ama bir tabii ilavesi vardır. Teyemmümü bir de ne bozar? Su varsa. Su bulunduğu zaman da ne yapar? Teyemmümü bozar. Çünkü teyemmüm niçindi? Su bulamadığın içindi. Suyun olmadığı yerde Allah bu ümmete böyle bir kolaylık sağlamış. Ve abdest aldığın zaman efendim ne yapabiliyorsan hepsini yapabiliyorsun diyor. Ama su bulunduğu zaman o zaman ne olacak? Teyemmüm tabii ki bozulacak. Çünkü su var. Asıl olan geldiyse o zaman ne yapacaksın? Abdest alman gerekecek. Hani Eşek Anır'da abdest bozulduğu hikayesi var, bilirsiniz, meşhur bir hadise. Yani hocanın biri teyemmümü anlatıyor, teyemmüm meselesini anlatıyor. Dolayısıyla işte bir köylü efendim merkebine yüklemiş artık ekmeğini, suyunu, eşyasını, baltasını vesairesini dağa çıkmış, yani odun kesecek. Neyse gitmiş efendim odun kesiyor, ediyor. Neyse hem namaz vakti geliyor hem de ne yapacak? Yemeğini yiyecek. Abi de bakıyor ki merkebi yok. Ara yok. Şimdi olmayınca efendim suyu da merkebin üzerinde. Şimdi merkep gitmiş, su yok. Etrafta kuyu yok, nehir yok, dere yok. Ne yapacak? Namaz vakti de geçiyor. Ha, bunun üzerine efendim teyemmüm yapıyor. Teyemmüm alıyor ve namaza duruyor. Namaza duruyor. Biraz namaza başlamışken efendim merkep anırmaya başlıyor. Ha, şimdi merkep anırdığı zaman ne oluyor? Demek ki bu merkep yakınlarda. Merkep geldiyse demek ki su da geldi. Su geldiyse teyemmüm bozuldu. Yani abdest yok. Abdest olmayınca, teyemmüm bozulunca namaz olmaz. Dolayısıyla ne oluyor? Efendim namaz da bozulmuş oluyor. Bunu anlatırken tabii cemaatten de efendim birisi uyuyor. Adam belki tabii akşama kadar ağır bir işte çalışmış, yorgun, argın. Demiş sohbeti de kaçırmayayım, geldi. Orada hafif efendim dalmış. Yanındaki arkadaşı da uyarıyor. Diyor ki mübarek kalk, uyuyorsun, çok önemli mevzular var. Gözünü aç diyor, bak dinle. O anda gözünü açıyor. Diyor kusura bakma dalmışım, yorgunum diyor. Neyse gözünü açıyor ve hocayı dinlemeye başlıyor. Hoca da mevzuyu anlatmış, bitirmiş. Ama sonunda da böyle bağlıyor. Yani anlayacağınız diyor, Eşek Anır'da abdest bozuldu diyor. Bu da şimdi diyor ki bak gördün mü diyor, önemli bir mevzu öğrendim. Demek Eşek Anır'ınca abdest bozuluyormuş. Bir mesele fıkıhtan bir meseledir diyor. Ama ne yapmış oldu şimdi? Sonunu duydu, başını duymadı. Neyse... Bu adam yine başka bir gün tarlasına, çiftine, çubuğuna gidiyor. Orada işte çalışacak, edecek. Derken hemen yan tarlada, yan bahçede efendim komşusu namaz kılıyor. Namaz kılarken hemen yanı başında da merkebini bağlamış, anırmaya başladı. Merkep anırıyor. Bu adam da şimdi onu görünce bakıyor ki merkep anırıyor. Adam namaza devam ediyor. Kendi kendine diyor ki şu cehalet ne kadar kötü ya, görüyor musun diyor. Adam diyor merkep anırıyor, abdest kaçtı diyor. Abdestsiz namaz kılıyor adam diyor ya. Bak ben de diyor eğer hocayı dinlemeseydim bunu bilemeyecektim. Derken ya diyor ben buna söylemeden olmaz, şimdi adam abdestsiz namaz kıldı, bu da namazımı kıldım zannedecek. Gideyim bari uyarayım. Çünkü adam bilmiyor bu hükmü. Kendi kendine şimdi böyle bir efendim söyleniyor ve gidiyor. Adamı uyarıyor. Adam tabii devam ediyor. Neyse bunu tabii diyor kardeşim abdestin yok ya diyor. Abdestsiz namaz mı olur? Neyse bunun namazını bozduruyor. Bu da döndü. Ya dedi sana ne oluyor kardeşim ya? Abdestin yok. Nereden biliyorsun abdestim yok benim? Abdest aldım. Arkadaş abdest almış olabilirsin ama bir fıkıhta bir hüküm vardır diyor. Eşek anırınca abdest bozulur diyor. Deminden beri diyor barın barın bağırıyor senin merkep. Sen de burada namaz kılıyorsun. Böyle namaz mı olur ya? Deyince adam dedi ki Allah Allah şu kadar senedir dedi namaz kılıyorum. Senin bu hükmü hiç daha duymadım dedi ya. Lan merkebin anırmasıyla benim abdestin ne alakası var dedi. Ne demek ne alakası var? Vallahi hocadan geçen hafta kulağımda duydum dedi. Hangi hoca? Filan hoca. Ya o hoca böyle bir şey söylemez. Hadi gidelim. Neyse beraber gittiler hocaya. Dedi hoca efendi şunu anlat dedi ya, Eşek anırınca abdest bozulmaz mı, bozulur mu, bir söyle bakalım deyince hoca da bir şaşırdı. Allah Allah nereden çıktı filan diye düşünürken bu sefer bu dedi ki bana bak hoca sakın kıvırayım filan deme. Daha geçen hafta ağzınla söyledin, kulağımla duydum deyince meseleyi anladı hoca. Dedi ki mübarek durum bundan ibaret. Yani su olmayınca teyemmüm alınır. Teyemmüm efendim sunun yokluğunda onun yerine abdestin yerine geçer ama su olunca abdest kaçar. Yani orada merkep gelmesi, merkebin anırması, onun gelmesi yani suyun gelmesi demek. Su gelince teyemmüm bozulur, abdest bozulur. O demek, onu anlatmaya çalıştım. Evet, demek ki neymiş? Yani yarım doktor candan edermiş ama yarım hoca da dinden eder adamı. Yani bir meseleyi başından dinle, sonundan dinle. Yani bazı kardeşlerimize bir sorular soruyor. Filan hoca böyle böyle dedi. Ya o hoca öyle demez. Sen yanlış anlamışsındır. Ya ben kulağımla duydum. Sen bana meseleyi net anlat. Sadece burayı anlatma. Bunun efendime söyleyeyim siyakı var, sibakı var, ilerisi var, gerisi var. Ne soruldu, ne söylendi? He? Yarım yamalak anlamayalım. Yarım yamalak bir meseleyi anlayıp sonra da hocalar itham etmeyelim. Ne dedi acaba bak? Şimdi eşek anırda abdest bozuldu. Senden duydum hoca diyor yani. Doğru mu? Doğru. Doğru ama sen orasını duydun. Ondan öncesi var. O artık mevzunun özeti. Sen o duyduğunla hüküm çıkarabilir misin? Adam onu hüküm olarak alıyor. Dolayısıyla demek ki velev ki su yoksa da ne yapabiliyorsun? Efendim teyemmümle abdest alabiliyorsun. Evet. Ha tabii ne yapacağız? Bilmediklerimizi hocalara soracağız mı? Soracağız. Bilene soracağız. Bak İsmail Ağa'nın fıkıh heyeti var. Soracağız. Doğrusu neyse öğreneceğiz. Ama niye soracağız biliyor musun? Amel etmek niyetiyle soracağız. Ha şu da var tabii ki yani birisi gelmiş. Tabii evvelce efendi haslerimiz devamlı efendim orada olduğu ve orada bulunduğu zaman namazları kıldırdığı dönemler. Efendi haslerimiz de orada neyse tabii namaza geçecek herkes. O esnada biri geliyor. Orada bir tabii sakal efendime söyleyeyim sarık cübbe görünce hoca zannediyor. Tabii o da bir talebe kardeşimiz. Demiş ki ya hoca efendi böyle böyle bir mesele var demiş. Bu konuda ne diyorsun bir fetva ver demiş. O talebe kardeşimiz de buna demiş ki ya buraya kadar gelmişsin mübarek bana niye soruyorsun? Şimdi Efendi Hazretleri namaza geçecek namazdan sonra kendin sor demiş. Efendi Hazretleri'ne sor ondan fetvayı al ona göre hareket et. Yok yok demiş ben demiş Mahmut Efendi'ye sormam demiş. Niye? Ona sorsam zaten haram diyecek demiş. Bak görüyor musun adamı? Efendi Hazretleri'ne sorsam haram diyecek onun için sormayayım daha iyi. Bana niye soruyorsun o zaman? He? Yani senin derdin fetvayı öğrenmek değil. Senin derdin ne? Yani bir şey yapacak da o yapacağı şeye caiz diyecek adam arıyor. Yani günah ortağı arıyor. Parsayı kendi yutacak, cehenneme senle girecek yani. Ya. Onun için şimdi öyle bir zamandayız ki her konuda her fetvayı verecek adam hoca bulursun be. Ya. Ama sen hocadan fetvayı alsan da esas müftü kim biliyor musun? Bura. Kalp. Kalbine sor bakalım. Kalbin mutmain mi? Rahat mısın? Huzurlu musun? Ben bunu yaptım ama elhamdülillah ya Rabbi senin rızana uygun bir iş yaptım diyebiliyor musun yani? Evet. Senin yapacağın işlere fetva verecek yanlış da olsa hoca bulabilirsin ama bir de gönlüne sor bakalım. Gönlün fetva verecek mi? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki cemaatle namaz meselesi önemli. Bununla alakalı tabii çok hadis-i şerifler var dedik. Çok tehditler de var. Çok sitemler var. Ve tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemini de düşündüğün zaman asr-ı saadet dönemini zaten cemaatle kılmayan pek yok yani o zaman. Dedik ya münafıklar bile hatta yatsı ve sabah namazlarına bile iştirak ediyorlar. Ama şimdi kıyamete kadar gelecek bir ümmetin peygamberi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her dönemde, her devirde, her zamanda efendim değişik bölgelerde, beldelerde yani ibadet konularında gevşeklik yapan ümmetleri elbette olacak. Ve bugün de yok mu mesela? Çok. İşte bizi ne yapıyor? Uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır öncesinden. Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي Zatım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yeminle başlıyor. Ha yeminle başlayınca ne olacak? bütün dikkatleri toplayacağız. Yemin etti. Dur bakalım. Çok önemli bir mesele var. Bütün hepsi önemli ama buna özellikle dikkat etmek lazım. لَقَدْ هَمَمْتُ Andolsun ki temenni ettim. Yani içimden geçti ki diyelim. En amura bi hatabin feyuhtabe. Odun toplanmasını emredeyim de odunlar toplansın ve yığılsın. Yani şunu temenni ettim. Şöyle geçti içimden. Odun toplanmasını emredeyim. Odun toplayın ve odunlar da toplansın. ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا Sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim ve ezan okunsun. ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسِ Sonra birine emredeyim, o da efendim insanlara imam olsun. Yani namazı kıldırmak için insanlara imam olsun. ثُمَّ اُخَالِفُ اِلَى رِجَالٍ فَيُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Ben de o namazdan geri kalayım da namaza gelmeyen erkeklerin evlerinde efendim evlerini onlar içindeyken yakayım. Allah Allah. Görüyor musun? Ya. Ben de cemaatten o namazdan geri durayım da namaza gelmeyen erkeklerin evlerini, üzerlerini yakayım diye düşündüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin evini yaktırmış mı? Asla. Bu bir hüküm müdür, fetva mıdır? Kesinlikle. Burada manevi zararı anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Manevi zarar. Hatta bakın başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اَلَّذ۪ي تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَسْرِ كَاَنَّمَا بُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehlini ve malını elinden kaçırmış gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iki namazı kaçtı. Evi orada mı? Orada. Çoluk çocuğu orada mı? Orada. Ama sanki şöyle düşün. Geldin baktın ev yanmış. Evden eser kalmamış, kül olmuş. Çoluk, çocuk, mal, mülk ne varsa hepsi yanmış. Hiçbir şey kalmamış geri. Bu nasıl büyük bir felakettir? Değil mi? Yani sadece mal değil, can da gitmiş. Evlat da yok, çoluk yok, çocuk yok. Efendim mal yok, mülk yok, ev yok, bark yok. İşte ikindi namazını efendim kaçırmak bunun gibidir diyor. Yani öyle bir manevi kayıp ki ikindi namazı kaçar mı yani? Bize dünyadan misal veriyor ki onun manevi kaybının ne kadar büyük olduğunu anlayalım diye. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani düşünün yani ikindi namazına gelmeyenler, buradaki hadis-i şerifte genel manada tabii ki namaza gelmeyenler için diyor. Namaza gelmeyenler için odun toplatayım da emredeyim, ezan okunsun, namaz kılınsın, ben de geri kalayım. O gelmeyen erkeklerin evlerini başlarına yakayım. Sanki gelmeyenlerin evleri yansa nasıl bir, kendi de içindeyken nasıl bir musibetse, nasıl bir belaysa işte cemaate gitmeyen sebepsiz olarak, hiçbir sebebi yok. Gitmeyen demek böyle bir manevi zarara, ziyana düçar oluyor demektir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ne desin? Öyle bir misal veriyor ki, öyle bir anlatıyor ki maddi olan misali bizlere öyle bir beyan ediyor ki onun büyüklüğünü anlayın da manen böyle bir zarara uğradığınızın farkına varın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii hadis-i şerifin devamında da Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın buyurdu ki yine yemin ederek sözüne başlıyor. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ Zatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ Onlardan bir şayet bilse neyi? اَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَم۪ينًا ev mermateyni haseneteyn. Yani iki yağlı kemik bulacağını bilse veya iki ayak paça. Şimdi kış mevsimi ya hani doktorlar, uzmanlar da tavsiye ediyorlar. Ayak paça yiyin, gribe iyi gelir filan diye. İşte diyor camide bunu bulacağını bilse. Duydu ki iki yağlı kemik veya ayak paça veriliyor camide. Bunu bilse leşehidel inşa, ne yapar? Yatsı namazına gelip hazır olurdu diyor. Cemaate gelirdi yani. E şimdi yani ne var? Duydun ki efendim 2 kilo kıyma verilecek. 2 kilo et verilecek. Gider mi millet? Hem de kuyruk olur. Kuyruk olur bu millet ya. 2 kilo kıymaya. 2 buta. Pekala madem efendim 2 but verdikleri zaman hadi bir de çeyrek altın diyelim mesela. He? Çeyrek altın veriliyor filan camide namazı kılarsan diye. Kılınır mı? Giderler mi millet? Hem de nasıl kuyruk olur. Çoluk çombalak götürürsün kellebaşı birer tane alalım diye yani. Pekala yani bunu anlıyoruz da bu çeyrek altını, bu 2 kilo eti, bu 2 tane yağlı butu anlıyoruz ve bunun için gidiyorsun da camiye. Ya bu cemaatle kazancın kârı bundan az mı zannediyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani anlayalım diye böyle misal veriyor. Niye? O peşin ya. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahira. Hayır. Bilakis siz acili, peşini, dünyayı seviyorsunuz. Ve tezerunel ahira. Ahireti de bırakıyorsunuz, sırt ardı ediyorsunuz. Ya halbuki ahiretin kazancı, sevabı, ecri çok daha fazla. Ahiret için yapmış olduğun yatırım ebedi, yok olmaz, tükenmez, bitmez. Çünkü o, onun ecri ne yapılacak? Efendim, cennette sana ikram edilecek. Cennet nimetlerini dünyadan kazanıyoruz malum. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in demek ki bu şekilde misalleri var, anlayalım diye. Demek cemaati terk eden adam evinde yansa demek ki evi barkı yansa, kendinde içinde olsa nasıl bir musibet, nasıl bir kayıp, nasıl bir zarar ve ziyana uğruyorsa demek ki manen o kimse bunun gibi böyle bir ziyana, zarara uğramış demektir buyruluyor kıymetli kardeşlerim. Evet çünkü evvelce ne yaparmışlar? Yani cemaate yetişemedi mi evine taziyeye gidermişler. Adam gelmedi acaba öldü mü kaldı mı hasta mı oldu bir gidelim bir ziyaretine. Bir gidiyorlar bakıyorlar hasta da değil. Niye gelmedin mübarek ya hiç sorma böyle oldu böyle gitti. Ya başın sağ olsun ya. Nasıl oldu bu bela musibet? İnşallah bir daha başına gelmez. Yani böyle ne yapıyorlar? Efendim taziyede bulunuyorlar adeta. Öyle şimdi adamın evi yansa sen ona taziyeye gitmez misin? Başsağlığına gitmez misin? Geçmiş olsun demez misin? Dersin işte sahabe böyle bakıyor olaya. Böyle bir musibete düçar olmuş. Geçmiş olsun diyor. Allah böyle bir daha bela vermesin diyor. Niye? Cemaate gelemedi diye. 1 kere, 3 kere, 5 kere, efendim 10 kişi, 20 kişi devamlı gelip böyle dediği zaman ne yaparsın? Biz ne yapıyoruz ya? Cık, Allah Allah demek çok önemli. Nasıl ciddi bir mevzu. Hemen gidersin, ne yaparsın? Cemaate iştirak edersin. Ama şimdi öyle bir şey olmadığı için, cemaatin önemini bilmediğimiz için, sen boş ver cemaate gitmeyen adama başsağlığını, herif namaz kılmıyor, nasıl adam diyor, çok iyi adam diyor. Çok iyi adam, gerçi namazı yok ama iyi adam. Yani o da önemli değil demeye mi getiriyor artık yani? Evet kıymetli kardeşlerim, cemaatle namaz çok önemli. Rabbim Celle Celaluhu, efendim, cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazanmak nasip eylesin. Kadınlar evde, erkekler camide. Erkekler camide kıldığı zaman ne kadar sevap alıyorsa, hanımlar da evde kıldığı zaman o kadar sevap alıyorlar. İnşallah çok hadis-i şerifler var. Onları da inşallah sizlere önümüzdeki efendim derslerde anlatmaya, müzakere ve mütalaa etmeye gayret edeceğiz. Ve böylece inşallah hem anlatan hem dinleyen böylece namazlarımızı cemaatle kılmaya gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.